neler ediyoruz? Yeni evimize. Hadi bakalım. İki lira. Güzel ya. Evine ilk kez girdin. Kaşısı. Gelmemiş. Üçüncü gözün çıkmış stresten galiba. Evet. Maalesef. Nereye gidiyoruz? Yeni evimize. Hemen söyleyeyim mi? Sabahtan bu yana bayağı oldu. Bu hızla bayağı erken bitecek gibi. İlk zeytin ağacı bitti. Bakalım. Şimdi diğer zeytin ağaçlarına geçeceğiz biz yürüyelim. Bir yandan da evimiz yapılıyor. Evet, çok garip söylemek ama. Şuradan da geliyor Yücel. Zeytin kasasını topluyor bak. Şurada. Nerede? Şurada. Tam bir atom karınca ya. Hadi bakalım devam. Zeytin toplamaya. Ne yapacak var? Evet. Beton. Temizliğini nereye vereyim? Dizemesi de güzelmiş. Selam. Yine ben. Yine sadece ben sizinle konuşuyorum bu videoda. Çok yoruldum şu an zeytin toplamaktan ve kaçtım. Yücel yapıyor. Ben de oturdum. Evin yapılışını izliyorum. Bir gün için gayet hızlı ilerliyor bence. Rüzgarın geçmesini bekliyorum sizinle konuşmak için. Yakalandım. Pıtır pıtır ne anlatıyorsun sen orada? Evet, konuşuyorum öyle kendi kendime. Anlatıyorum. Güzel. Harç olayını anlattın mı? Aa evet. Çok rüzgar var ya. Geliyor mudur sesimiz bilmiyorum ama. Geliyordur. Şimdi temel atılıyor. Aynen. Temel atan abi şu size göre. Şu. Şu abi. Temelin içine 5 TL kağıt para attı. Harç içine. Harç içine. Bereketli olsun, bereketli olsun, bereketli olsun dedi 3 defa. Aynen. Ondan sonra attı lan dedim ne yapıyor bu? Çok hoşumuza gitti. Amcam da orada. Ne yapıyorsunuz diye. Öyle güzel temelleri. Ben ilk defa gördüm onu. Ben de ilk defa gördüm. Öyle.
İstanbul'dan geleli neredeyse 11 ay oldu. Yani bir sene olacak. Biz buraya çok büyük hayal kırıklıkları, çok büyük kalp kırıklıklarıyla gelmiştik. Şu anda yaşadıklarımızı hiç yaşayacağımızı düşünmezdik açıkçası. Çünkü o kadar çok kötü şey yaşadık ki iyi şeylerin bizi bulmayacağına inanıyordum bir dönem. Ama öyle olmuyormuş. Veren de Allah, alan da Allah. O yüzden isyan etmemeyi öğrendim. Onun dışında dediğim gibi 11 ay oldu buraya geleli. 11 ayda hayatımızda çok şey değişti. Bodrum'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Bodrum'da bir köyündeydik. Daha da aslında köydü ama bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Şimdi daha da bir köye geliyoruz artık. Tam ne zaman biter bilmiyoruz tabii. Dediğim gibi güzel gidiyor her şey. Bizim hayatımızda da bunların olabilmesi çok garip geliyor. Dediğim gibi çok büyük sınavlar verdik. Şimdi böyle güzelliklerle karşılaşınca Allah'ım bizim başımıza mı geliyor ya da biz mi yaşıyoruz bunları diye sorguluyorum açıkçası. Öyle. Bizi seven insanların yanında olmak bize çok iyi geldi. Bizi seven insanlarla bir yuva kuruyoruz şimdi. Onların sayesinde, destekleriyle. Öyle. Şimdilik kapatıyorum. Kocam beyim de gitti yanlarına. Amcam mı? Bir şeyler konuşuyorlar. Bir gün için bayağı hızlı ilerlemiyor mu? Aa, delirmelik. Çok tatlı. Temel'e düz bozuk para atacak. Ay, açamadım kız. Hadi bakalım. İkili de. He? Ne? Al sen götür. Söyledin mi? Yok yani söylüyorum. Ha, bana söyledim. He, tamam. Dibine atacakmış. Temel'in dibine kendi de para atacakmış. Hadi bakalım gitsin. Öyle çekeyim atarken. Temel'ine para atmaya gitti. Kapının oraya atacakmış, tamam. Hadi bakalım. Bereketli bir ev olsun. Huzurlu, mutlu, sağlıklı olalım yeter. Bizim çok fazla isteklerimiz yok zaten bu hayattan. Süper oldu. Bu hızla giderse bir haftada bitermiş bir de. Yok şaka tabii. Sabah 9.30'da geldik biz buraya. 9.30'dan beri şu an saat 3 falan herhalde. İyi ilerledi bayağı yani. Güzel gidiyor. Buranın halkı çok komik ya. Bayılıyoruz. Öyle işte. Buralar sonbahara büründü. Çok yağmur yağdığı için çimenler çıkmış, otlar yeşil yeşil de normalde bağım şu anki hali bu.
hava kapalı. Bir ara bir güneş açtı. Bakalım. Şimdi kapatıyorum ben. Yine görüşürüz. Mutfak. Mutfak. Burası mutfak. Salon. İşte mutfak salon bir şöyle. Şurası da yatak odası. Penceresi orası. O da banyo. Herkese merhabalar. Güzel ya. Evine ilk kez girdin. Ben daha önceden de girdim. Ne hissediyorsun? Uy. Çok güzelmiş. İşte bak amcanın dediği şey bu. Sandviç panel. Aynen tık tık geçirmişler. Evet. Bitmiş zaten altı üstü bir yanları kalmış. Camlar, tesisat bayağı da varmış. Ne hocam? Daha var. Bir de o boşa boşa makinesi biraz kalsın. Herhangi bir yere sıralamadım. Yastırım var. O boş. Bu boş mu? Hı, ıslak işte. Amcama bir sorarız. Zeytinleri al sen, diğer kendi zeytinini de al. Paşası. Gel küçük adam. Az kalmış.
Üçüncü gözün çıkmış stresten galiba. Evet. Maalesef. Yani bu beyaz olur, sonra değişir, siyah olur, yeşil olur. Böyle bir manzaran var daha ne? Her sabah kalktığımda. Köpüşler orada olur. Mutlu koy. Mis gibi. Neyse mutfağın. İnşallah. Banyo. Hello. Hello. Mamuk. Çok sağ ol. Abi. Oraya çift sıra kat koydum, gördün mü? He. Tamam, şimdi sen oraya çift olacaksın. Değerli çekildi ve burası dükkan. Burası güzel. Kalp ayarlatın lan. Ayarlayabiliyor musun? Merdiven vereyim sana. Yok. Tamam, oraya ayarla bana doğru. Biraz kapı tarafını, bunun içeri. Değil mi? Sadece mi? He. Bir dakika. Kapı tarafını. Tamam. Altına doğru.